Değerli Saati Türk izleyicileri merhaba. Ben Erdal Acar. Kusursuz Plan programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle İbrahim'le başlayan vaadin Yusuf'la devam ettiğinde Yusuf'un Mısır'daki durumunu biraz bugün anlatmak istiyorum. Şimdi Yusuf köle olarak geldiği Mısır'da Rabbin planında olduğu için hem imanda büyüdü hem de Mısır'da çok önemli mevkilere geldi. Aslında bir köle olan Yusuf, Mısırda bir anda kralın yanında, onun tek yardımcısı olarak, onun tek başvurduğu yardımcı olarak böyle bir konuma gelmişti Yusuf. Ve Firavunla gö Görümlerini paylaşıyordu, Firavun her konuda ona danışıyordu ve Mısırın yönetimine adeta Yusuf kendisi planlıyordu. Ve Firavunla bir gün bolluk olacağını Mısır'da ve ondan sonra da kıtlık geleceğini söyledi. Ve Firavun da bunun karşısında ne yapılması gerektiğini sorduğunda Yusuf e, bolluk zamanında e, buğday toplayalım ve kıtlık zamanında da bu buğdaylarla bütün halk e, yesin, içsin ve aç kalmasın dedi. Ve gerçekten de Mısır'da büyük bolluk oldu ve bir süre sonra da kıtlık başladığında. Bütün e, buğday depoları doluydu. Ve bütün ülkeler e, diğer e, civardaki ülkelerde ne oldu? Diğer civardaki ülkelerde de kıtlık başladı. Ve Mısır'a bu ülkelerdeki insanlar akın akın gelmeye başladılar. Çünkü aç kalmışlardı. Açlıkla bütün ülkelerdeki topraklar e, kat edildi ve Mısır'a doğru bütün insanlar gelmeye başladı. İsterseniz size bugün Yaratılış bölümünde 41. bölümden biraz bahsedeyim. Çünkü bu 41. bölümde okuyacağım ayetle e, Yusuf hem kardeşleriyle karşılaşıyor, hem babasıyla karşılaşıyor ve bütün aile e, Mısır'a toplanıyor. Ama bunun nedeni nedir? Önce ayetleri okuyalım, ondan sonra da yorumlarımızı yapalım. Bakın Yaratılış 41-57. bölümü okuyorum. Aslında çok uzun olmayan bir ayet. Bütün ülkelerden İnsanlar da buğday satın almak için Mısır'a Yusuf'a geliyordu. Çünkü kıtlık bütün dünyayı sarmıştı ve şiddetliydi. Bakın bu ayet çok kısa olmasına rağmen içinde çok derin anlamları var. Bir kere Mısır bir çekim merkezi haline gelmişti. Mısır çekim merkezi haline geldiğine göre Yusuf da bir çekim merkezi haline gelmişti. Çünkü Yusuf'un dediği yapılmış ve Rabbi dinleyen Yusuf ondan aldığı aslında vadin uyarınca aç kalmadan Mısır'ın ayakta kalmasını sağlamıştı. Ve Mısır tabii ki de bolluk ülkesi haline gelmişti. Ve bu Rabbin planı uyarınca Yusuf'u koruduğunu bize gösteriyor. İsa Mesih'i işaret eden ve İbrahim'le soyunun süreceği ve diğer halkların onun soyuyla kutsanacağı planın bir parçası olarak Yusuf adeta biraz önce de söylediğim gibi bir çekim merkezi haline geldi. Tabii burada bütün ülkeler derken civardaki ülkeleri anlamamız gerekiyor. Tanrı Rab halkının özel bir halk olduğunu vaadini tutarak tabii ki de babası Yusuf ve kardeşlerini Mısır'da toplamıştı. Ve İsrail ulusu da büyük bir e, e, amaçla Mısır'a gelmişti çünkü açlardı. Ve Yakup ve ailesi Yusuf hepsi bir yere toplanmışlardı. Ve İbrahim'le başlayan bütün halkların soyu kutsanacağı vaadi şimdi tutuluyordu. Çünkü Rab onları açlıktan korumuştu. Ve civardaki bütün halkların da tek umudu Mısır'dı ve Mısır'daki bolluktu. Buradan şuraya gelmek istiyorum. İsa Mesih bize sonsuz yaşam için, sonsuz ekmek için, yaşam ekmeği olmak için planın sonunda ortaya çıktı. Ve planı sonlandırdığı zaman yaşam ekmeği benim dedi. Sonsuz ekmek benim, sonsuz yaşam benim dedi. Ve bütün halklara ayırım gözetmek sizin kurtuluş planını verdi. Yusuf da aynı şeyi yaptı. Sadece o Mısır'da bolluk olacak. Buğdayları biriktirelim ve sadece kendimiz yemi yiyelim demedi. Bütün halklar açlıklarını gidermek için ona geldiler. Ve Yusuf'un biraz önce okuduğum ayetinde ve İsa Mesih'in yeni antlaşmada okuyacağımız ayetlerine göre İsa Mesih tüm çağların bereketidir. Çünkü İsa Mesih'te yaşam vardır. İsterseniz Yeni Antlaşma'da şimdiye kadar anlattığımız bölümü Yusuf'un bu özel korunmasını ayetlerde Yeni Antlaşma ayetlerinde bir birkaç daha okuyalım. Ama bunu size gözlerinizle canlandırmanızı istiyorum. Stefanos'un yapmış olduğu bir konuşmadan al alacağım. Bu ayetler Stefanos'un Yahudi önderlerin önünde yapmış olduğu bir konuşmadan alınmadır bu ayetler. Ve Stefanos burada korkmadan İsa Mesih'in artık ulus, ırk, millet ayrımı gözetmeksizin neyi değiştirdiğini anlatıyordu. Ve Yusuf'u örnek verdi. Stefanos Yusuf'u örnek vererek e, Yahudi önderlerine sesleniyordu. Ve bu ayetleri isterseniz okuyalım. Elçilerin işlerinde 7. bölümde 9 ile 12. ayetler. Yusuf'u kıskanan atalarımız... Onu köle olarak Mısır'a sattılar. Ama Tanrı onunlaydı ve onu bütün sıkıntılarından kurtardı. Ona bilgelik vererek Mısır firavununun gözüne girmesini sağladı. Firavun da ona Mısır ve bütün saray halkı üzerine yönetici atadı. Sonra bütün Mısır ve Kenan ülkesini kıtlık vurdu. Büyük sıkıntılar başladı. Atalarımız yiyecek bulamadılar. Mısır'da tahıl bulunduğunu duyan Yakup atalarımızı ilk oraya ilk yolculuklarına gönderdi. Ayetleri okudum sizlere. Stefanos Yahudi din alimlerine, Yahudi din bilginlerine neyi anlatmaya çalışıyordu? Yeni antlaşmada İsa Mesih'in öldüğünü, gömüldüğünü ve dirildiğini artık Stefanos ve Yahudi din önderleri biliyordu. Ama bunun ne anlama geldiğini Yahudinin önderleri hala bilmiyorlardı. Ve Stefanos aslında buna işaret ediyordu. Yusuf nasıl kardeşleri tarafından eziyet gördü ve Mısır'a köle olarak satıldıysa İsa Mesih de yaşadığı dönemde çile çekti ve çarmıhta gerilerek canına son verildi. Aslında bu Tanrı'nın kusursuz planının son halkasıydı. Ve İstaphanos bunu anlatmaya çalıştı. Artık plan sonlandı. Artık Yusuf'un çile çektiği yerde İsa Mesih onu kurtardı. İs, e, İsrail halkı e, Tanrım dediği Tanrının İsrail halkını kutsadığı benim halkım dediği yerde aslında İsrail halkı hiçbir zaman onun gönderdiklerine boyun eğmedi. Hep onlarla çekişti. Evet değerli Satidi Türk izleyicileri kusursuz plan programının sonuna geldik. Rab hepinizi bereketlesin.